Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Realme GT 2 cep telefonu incelemesini yapacağız. Şimdi cep telefonu güzel, özellikle amiral gemisi olarak tanımlayabileceğimiz bir model var karşımızda. Ve bu modelle ilgili bilgi vermeden önce ben biraz markadan sizlere bahsetmek istiyorum. Realme markası arkadaşlar uzun yıllardır ülkemizde faaliyet gösteriyor. Ve Oppo ve OnePlus markalarıyla birlikte aslında aynı grubun üyesi olan bir cep telefonu markası. Ülkemizde genellikle telefon, işte kulaklık, saat falan gibi ürünleri olsa da yakın zamanda farklı ekosistem ürünlerini göreceksiniz. Onun da bilgisini vermiş olayım ben. Bunlara geçtiğimiz günlerde katıldığım bir toplantıda bizlere bilgisini verildi. Ben de söylemiş olayım. Mesela robot süpürgeleri geliyor. Onu da altını özellikle çizeyim. Şimdi gelelim telefona. Realme GT 2 Pro adından da anlaşılacağı üzere bir pro telefon, yani profesyonel bir telefon. Ve ben telefonun teknik özelliklerine geçmeden önce hemen fiziksel görünümden başlamak istiyorum. Bir kere çok ince bir ekran çerçevesi bizleri karşılıyor. Hem sağdan hem soldan hem üstten ve hem alttan çok ince bir çerçeve konumlandırılmış. Ön kamera bu çerçevenin hemen alt kısmında sol üst köşede yer alıyor. Ve parmağınıza dokunduğunuz zaman onu hissedebiliyorsunuz. Onu söylemiş olayım. Bunun dışında yan tarafı çevirdiğimizde, önden baktığımızda tabii ki sağ tarafta güç açma kapama tuşu. Onun üstünde bir tuş falan yok. Sol tarafa çevirdiğimizde ise ses açma kapama tuşları bizleri karşılıyor. Alt kısımda sim kart yuvası, mikrofon bir deliğimiz var. USB tip C bağlantı yuvası ve hoparlör çıkışlarını görüyoruz. Üst kısımda bir tane daha bir delik var. Herhalde mikrofon olduğunu tahmin ediyorum. Şimdi arka tarafa çevirdiğimizde ise çok güzel bir tasarım bizleri karşılıyor. Biraz çıkıntılı bir kamera modülü var. Üçlü bir kamera bizleri karşılıyor. İki tane kamera oldukça büyük ki onun sebepleri birazdan söyleyeceğim. Bir tane küçük bir kamera var. İki tane LED ışık var. Onun da özel bir sebebi var. Realme yazısı var. Altında da bir imza var arkadaşlar. Önemli bir tasarımcı olan ve dünyaca bilinen bir isim olan Naoto Fukasawa'nın bir tasarımı var bu modelde ki markanın GT Master isimli ikinci bir modeli daha var Realme'nin. Onda da aynı tasarımı aynı kişi yapmış. Ve böyle çok hoş bir tasarım var. Bir böyle şöyle parmağımla göstermiş olayım. Bakın. Şöyle bir çizgili bir tasarım var. Parmağınızı dokunduğunuz zaman da bu tasarımı hissediyorsunuz. Bu arada kutudan bile şöyle yumuşak silikon bir kılıf da çıkıyor. Yani ben bunu böyle değil de şöyle kullanmak istiyorum derseniz kutusundan çıkan bu kılıfını da yine kullanabiliyorsunuz. Ama bence şıklığını bozar biraz. Hani telefona bir zarar gelmesin vesaire derseniz belki takılıp kullanılabilir ama yani birazcık o şıklığını bozuyor ama aynı imza burada da var bu arada. Yine o tasarımcının imzası. Bu şekilde de kullanabilirsiniz ama tamamen size kalmış bir durum bu. Gelelim telefonun teknik özelliklerine. Şu anda ekranda bir tablo görüyorsunuz. Bu tabloya göre konuşmak gerekirse Realme GT 2 Pro'da 6.7 inçlik AMOLED bir ekran var. Fakat bu AMOLED özel bir AMOLED arkadaşlar. LTPO2 AMOLED ekran. Biraz daha teknolojisi farklı bir AMOLED ekran. 1440x3216 piksel çözünürlük sunuyor bu ekran. Yenileme hızı 120 Hz. Snapdragon 8 Gen 1 işlemci kullanıyor. Cihazın iki farklı sürümü var. 1.8, 1.12 muhtemelen Türkiye'de 12 GB'da sürüm satılacak ama 8 GB'da belki ileride gelir bilmiyorum. Bana verilen bilgi bu şekildeydi. 8 GB olan da ben en azından bilgisini vereyim. 8 GB olan da 128 ve 256 olmak üzere iki farklı depolama alanı varken 12 GB olan da 256 ve 512 GB'lık seçenekleri var. Depolama alanında bana gönderilen test sürümü ise 256 GB depolama ve 12 GB RAM'li. Yani 12 GB RAM ve 256 GB depolama olan sürümü ben test ettim. Ve bütün testlerimi vesaire bu model üzerinden gerçekleştirdim. Bunun da altını çizeyim. Android 12 işletim sistemiyle geliyor doğrudan. Realme UI 3.0 var. Kamera tarafında üçlü bir modül bizleri karşılıyor. 50-53 ki 3 olan bir mikroskop modülü var. 50 megapiksellik ikinci kamerada 150 derecelik ultra wide geniş açı sunuyor. Telefonda ana kamera 50 megapiksel, bir de telefoto bulunmuyor. Bunun altında çizeyim. Telefoto isteyenler için bu modelde telefoto özelliği yok. Ön kameramız ise 32 megapiksel çözünürlük sunuyor. Özellik olarak baktığımızda ise Wi-Fi 6 özelliği var. Bluetooth 5.2, ekran altı parmak izi okuyucu, 5000 miliamperlik pil. Telefonda 65 wattlık hızlı şarj özelliği var ki kutusundan çıkıyor. Şöyle bir adaptörümüz var. Bu adaptör doğrudan dolayı kutudan çıkıyor. Ekstra bir adaptörle uğraşmıyorsunuz. Bence bu güzel olmuş. Hatta kablosu da var yine kutuda. Kutudan bu kablo ve adaptör ve kılıfla çıkıyor arkadaşlar. Bunları da altını özellikle çizmiş olayım. Şimdi az önce teknik özelliklerde bahsettim. Snapdragon 8 Gen 1 işlemci bulunuyor üzerinde. Bu işlemciyle zaten son dönemin en hızlı işlemcilerinden bir tanesi, biliyorsunuz bunu. Ve yeni nesil bir Snapdragon işlemcisi. Ki en son 800 serisiyle de kalmıştı. Şimdi artık işte Gen 1, Gen 2 şeklinde muhtemelen devam edecek. Snapdragon 8 Gen 1 işlemci var. Bu işlemci
Tabii ki bütün performans anlamında sizi yarı yolda bırakmıyor. Yani onu açık ve net söyleyeyim. Herhangi bir takılma yok. Bu arada Realme'nin arayüzü de çok güzel. Ben ilk defa kendi kanalımda Realme cep telefonu inceliyorum. Ve gerçekten de ben arayüzünü çok beğendim. Hani akıcı, sorunsuz ve problemsiz çalışan bir arayüz var. Oldukça da renkli simgeleri var bu arayüzün. Mesela telefonu bilgisayara bağladığınız zaman çeşitli farklı bir şekilde animasyonlar gösteriyor. Farklı şekilde USB'den mi bağlamak istersiniz, şunu mu yapmak istersiniz gibi şeyler özel olarak ikonlar tasarlanmış. Bunlar çok güzel. İşte şarj olurken başka bir ikon çıkıyor. Başka GT Pro modunu aldığınız zaman başka bir ikonlar çıkıyor. Böyle değişik animasyonlar var. Benim hoşuma gitti. 12 GB RAM ve 256 GB'da oldukça akıcı bir kullanım deneyimi sunuyor. Bu arada sanal RAM özelliği de var. Sanal RAM tarafına girdiğiniz zaman telefonun RAM'ini de arkadaşlar arttırabiliyorsunuz. Ki RAM tarafında baktığımızda 7 GB RAM daha, ki bunu depolamalı alarak yapıyor biliyorsunuz. Ekleyebiliyorsunuz, yani 19 GB'a çıkartabiliyorsunuz RAM'i. Ama yani 19 GB nerede kullanılır, nasıl kullanılır bilmiyorum ama böyle bir işlemde gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu da tamamen sizin kullanım özelliklerinize, istediğiniz şeye göre değişebilir arkadaşlar. Bunu istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Bunun dışında baktığımda ben hani gerçekten de akıcı, gerçekten de problemsiz ve hani oyun olsun, başka şeyler olsun çok rahat bir şekilde altından kalkabilecek bir cep telefonu beni karşılıyor. Şimdi gelelim ekran tarafına. Ekran önemli. Teknik özelliklerde birazcık bahsettim ama biraz daha detay vermek istiyorum. AMOLED bir ekranımız var ama standart bir AMOLED değil bu arkadaşlar. Özel bir AMOLED. Onun ismi de LTPO2 olarak geçiyor. Bu ekran yenileme hızını kendisi otomatik olarak belirliyor. Ama şöyle bir durum var. Realme bir ayar koymuş GT modu diye. O modu aktif hale getirdiğinizde cihazın ekran yenileme hızı normalde 60 Hz iken otomatik olarak 120 Hz'e çıkıyor. Fakat bazı durumlarda mesela ben oyun oynarken o GT modunu kapattığı zamanlarda oldu. Onu da söylemiş olayım. Yani GT modunu açınca otomatik olarak 120 FPS'ye geçiyor. Oyunların bazı mesela Genshin Impact oynadım ben denerken bir yerde kendisi kapattı. Muhtemelen ısınmasın diye yaptı bunu. Mesela basalım. Bakın bir ses çıkıyor. Şimdi bir daha yapayım bunu. Sesi duymanız için yapıyorum. Şimdi GT moduna pil tarafında bunu bu arada bunu görüyorsunuz. Yenileme hızı şu an 60 Hz diyor. Vuk yapıyor. Ve şu an yenileme hızının 120 Hz olduğunu söyledi bana. Artık bu şekilde kullanacağız. Tabii ben tekrar eski haline getireyim. GT modunda performansı arttırıyorsunuz. Daha akıcı bir oyun deneyimi. Özellikle oyunlarda ben öneririm. Çünkü oyunlardaki o akıcılık bazı kullanıcı için çok önemli. Benim için çok önemli değil ama böyle bir 120 Hz'de telefon kullanıyorsanız tabii ki isteyeceksiniz. O ayrı bir konu. Eğer oyunda böyle bir akıcılık istiyorsanız GT modunu alıyorsunuz ve vut diye çok güzel bir şekilde oyunları oynayabiliyorsunuz. Ben ekranı çok beğendim. Ekran hani AMOLED olmasının hakkını fazlasıyla veriyor. Yüksek yenileme hızı çok iyi. 2K bir çözünürlük sunuyor. Hani herhangi bir sorun yaşamadan bu ekranla çok güzel bir telefon deneyimi yaşamış oluyorsunuz. Ben hem performansını hem kullanımını vesairesini beğendim. Şimdi gelelim kamera tarafına. Şimdi kamerada ben ilk kez bu arada bir Realme telefonun kamerasını görüyorum burada kullanmış oluyorum. Farklı farklı modlar var. Gece var, sokak var, video var, fotoğraf var. Şimdi az önce söylediğim teknik özelliklerde iki tane kamera modülü var. Ana olarak baktığımızda bunları aslında daha çok kullanıyoruz. Bir tanesi geniş açı, ultra geniş açı 50 megapiksel. Öbürü de bu arada ana kameramız da 50 megapiksel ve onların da değerleri oldukça iyi. Hatta onları size söyleyeyim teknik özelliklerde tekrar bakarak. Örneğin 50 megapiksellik olan ana kameramızın 1.8 bir diyaframımız var ve 24 milimetre bir görüş açısı bize sunuyor. Optik imaj sabitleme özelliği var. İkinci kameramız olan ultrawide kamera ise f2.2 ve 15 milimetre ve 150 derecelik bir görüş açısı bize sunuyor. Bu üçüncü kameramız ise o enteresan bir kamera arkadaşlar. 3 megapiksel çözünürlük sunuyor bize. f3.3 diyaframı var ama onun bir mikroskop özelliği var ve 40x'e kadar yakınlaştırıyor. Şimdi ona birazdan değineceğim. Birazdan menüden bahsedeyim ben. İşte menüde fotoğraf var, gece var, sokak modu var, video var, portre var, işte 50 megapiksel modu var. Bunu ayrıca aktif etmeniz gerekiyor. Ve daha fazla dediğimizde de işte uzman, panorama, film, ağır çekim, hızlandırılmış, çift görünüm. Hem ön hem arka kamerayı kullanabiliyorsunuz burada. Mikroskop, 150 derece geniş görüş açısı, metin tarayıcı, yıldızlı mod, tilt shift ve 3D fotoğraf olmak üzere farklı modları da görüyorsunuz. Ben burada konuşurken bu arada farklı fotoğraf örneklerini de ekranda size göstereceğim ki en azından sizin de bir genel bir fikriniz olmuş olsun. Hem ön hem de arka kamera video örneklerinde kamera menüsünün sonunda, yani bu bölümün sonunda sizlere paylaşacağım. Ama öncelikle şundan bahsedeceğim arkadaşlar. Bir mikroskop kamerası var. Şimdi telefonlarda makro kamerayı biliyoruz. Ne yapıyor? Çok yakın çekim yaparken size
bir imkan sağlıyor. Normalde belli bir açıya kadar, belli bir santime kadar çalışabilir bu cep telefonu kameraları. Ama bu modelde mikroskop kamerası var ve gerçekten de hani makro çekimin artık hani son noktasına gelinmiş. 20x ve 40x olmak üzere seçim yapıyorsunuz ama hani çektiği fotoğraflar hakikaten mikroskop altındaymış gibi oluyor. Bu yüzden cihazın arkasında iki tane LED lamba var. Bu LED lambalarla birlikte siz bu özelliği kullanıyorsunuz. Çünkü ışık gerekiyor mikroskop çekimlerinde. Bunun da örneklerini koyacağım ama gerçekten çok başarılı. Bunu çok beğendim. Nerede kullanılır derseniz yani çok pratik hayatta kullanacağımız bir şey mi? Aslında eğlencelik bir şey. Birçok yerde kullanabiliriz. Hatta ben bunu Twitter hesabımda paylaştığımda merak eden birkaç arkadaşım da olmuştu. Onları da görüntüleri nasıl olduğuna dair bir iki örnek de attım ki bu videoda sizlerle onu da paylaşacağım. Şimdi hem ön hem arka kamera video örneklerini izleyelim. Akabinde mikroskop kamerasının nasıl bir çekim yaptığını ki fotoğraf video ayrı ayrı çekebiliyor. Bunları bir izleyelim. Daha sonra inceleme devam edecek. İzlemekte olduğunuz bu videoyu Realme GT2 Pro'nun ön kamerasını kullanarak kaydediyoruz. Şimdi ben arkaya biraz fluluk verdim arkadaşlar. Şu an görüyorsunuz arka tarafı ama bunu siz ayarlayabiliyorsunuz. Çok keskin olabiliyor. İsterseniz arkası net de olabilir, arkası da flu da olabilir. Ben biraz flu ayarlamıştım şu an. Flu olarak görüyorsunuz. Videoda da bu özelliği kullanabiliyorsunuz. Bu arada 1080p 30 fps video kayıt yapıyor bu cep telefonu. Evet arkadaşlar şu an izlemekte olduğunuz videoyu Realme GT2 Pro'nun ana kamerasını kullanarak kaydediyorum. 8K kayıt yapabiliyor bu arada onu söyleyeyim ama ben bunu 4K 30 fps olarak kaydediyorum. Siz de bu cep telefonunun altınızda 3 aşağı 5 yukarı kamerayla kayıt yaptığınızda bu sonuçları almış olacaksınız. Realme GT2 Pro'da arkadaşlar çift görüntü özelliği olduğunu söylemiştim. Şimdi ben kendimi sol köşeye koydum ama bunu böyle farklı yerlere de böyle alıp çeşitli yerlere koyabiliyorsunuz istediğiniz gibi. Ayrıca farklı dizilimlerde mümkün ekranı ikiye bölmek gibi şeyler yapabiliyorsunuz. Bu arada ana kameranın zoom girme yani 2x'e kadar bir zoom girme olayı var. Onu da yine burada kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde böyle bakın gördüğünüz gibi buradan yaptığınız çekimlerde mesela bir şey anlatırken falan böyle bir çekim kullanma güzel olur diye düşünüyorum. Aklınızda olsun. Şimdi gelelim telefonun oyun performansına. Ben telefonlarda en çok zorlayan oyunlardan bir tanesi var. Genshin Impact'i görüyorum. Ki normalde bilgisayarda da oynadığım bir oyundur bu. Bu telefona yükledim ve oynadım. Herhangi bir kasılma, donma, herhangi bir sıkıntı olmadı. Ve 60 FPS'lik de bir FPS değeri verdi bana. Ortalama bir rakam söylüyorum. 60 FPS'lik bir FPS değeri de verdi. Onu da altını özellikle çizeyim. Öte yandan oyun performansı sorunsuz bir şekilde ilerliyor. Gelmişken hani oyunla da ilgili olan bir başka konu pil tarafında. Kutudan çıktığını söylemiştim. 65 wattlık şarj cihazın. Bununla beraber cihazın teknik özelliklerde 33 dakika diyor ama ben yaptığım testlerde 35 dakika buldum. Sıfırdan 100'e kadar 35 dakikada şarj edebiliyorsunuz. Bence çok iyi. Yani hızlı şarj olmasını çok beğendim. Çünkü bu çok önemli. Hatta ara değerlerde de ben aldım arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. 5 dakikada %15, 10 dakikada %32 ve 15 dakikada da %48 şarj olduğunu gördüm. %100 şarj ise 35 dakika falan sürdü ki yani benim hata paylarımı da katarsak 33 dakikada çıktığını söyleyeyim. Bu da çok iyi bir şey. Ben bunu da çok beğendim belirteyim. Pil tarafında sorun yaşamıyorsunuz. Hızlı şarjın olması da çok çok güzel. Ben bunların hepsini beğendim arkadaşlar. Yeri gelmişken telefonun ses performansı ile ilgili bir örnek paylaşayım. Şimdi bir video izleyeceksiniz. Orada bir desibel ölçümü de yapacağım. Telefonun hoparlör çıkış gücünü siz de görmüş olacaksınız. Çok da düzenli olmasa da yapmaya çalışıyordum. Hem YouTube'da hem Instagram'da hem de diğer sosyal medya platformlarında artık canlı yayınların sayısını da arttırmış olacağım.
İçeriklerin sayısı da artacak. Genelde ben mesela kendi kanalımda telefon incelemesi yapmıyordum bugüne kadar. Ama bundan sonra, daha doğrusu son 3-4 yıldır yapmıyordum. Bundan sonra bu YouTube kanalımda da, bu videoyu izlediğiniz YouTube kanalımda da telefon incelemeleri ve diğer incelemeleri de göreceksiniz arkadaşlar. Bugüne kadar bana çok destek oldunuz. Yaklaşık 10.000 abonem var YouTube kanalım için söylüyorum. İşte TikTok'ta 800 kişi takip ediyor beni. Onların hepsinin linkini açıklama kısmında sizlerle paylaşacağım. Eğer hani beni farklı platformlarda takip etmek isterseniz oradaki linklerden beni takip edebileceğinizi belirteyim. Öte yandan pille ilgili ben sentetik testler de yaptım. Sentetik testlerde PCMark bana 15 saat 37 dakikalık bir değer verdi ki bu şu anlama geliyor. 1,5 günü çok rahat geçirirsiniz. 2 günde zorlarsınız bu telefonla. Tabii ne yaptığınıza bağlı olarak bu yarım günde de bitebilir. Birkaç saatte de bitirebilirsiniz ama ortalama günlük kullanımda baktığımızda 15 saat demek 1,5 günü çok rahat göreceğiniz anlamına geliyor. Dediğim gibi kullanım şartına göre bu rakam biraz daha düşebilir, biraz daha çıkabilir. O birazcık sizin kullanımınıza da bağlı ama ben pil ömrünün yeterli olduğunu düşünüyorum. Çünkü 5000 mAh'lik bir pil var. Üzerindeki küçük bir telefonda, ince bir telefon olmasına rağmen 5000 mAh'lik bir pil sığdırılmış ve pil ömrünün de buna rağmen ve bu özelliklere rağmen iyi olduğunu düşünüyorum. Öte yandan küçük bir konudan da bahsetmek istiyorum. Menüde ayarlar kısmında bir Realme Labs diye bir şey var. Orada böyle enteresan deneysel özellikler var. İşte parmak izinden sizin kalp ritminizi ölçebiliyor ki biliyorsunuz eskiden Samsung'un modellerinde de vardı. Şurada bir algılayıcı vardı. Şuraya parmağımızı koyup bunları parmak nabzımızı ölçebiliyorduk. Bu modelde de böyle bir özellik. Bunu ekrandan ölçüyor. Tabii bunlar deneysel özellikler. Birkaç tane daha var o deneysel bölümün altında. Bu telefonu alırsanız eğer o özelliklere de bakmayı unutmayın. Benim hoşuma gitti. Gelelim Realme GT 2 Pro'nun fiyatına. Ben bu incelemeyi yaptığım tarihte ki Nisan ayının başlarında yaptım bu incelemeyi arkadaşlar. Fiyatı henüz belli olmamıştı. O yüzden net bir rakam söyleyemiyorum. Belli olduğu zaman açıklama kısmına yazarım. En azından oradan da siz de görmüş olursunuz. Ama benim öngörüm 15.000 TL civarında olacak yönünde. Hani 1000-2000 aşağısı olur, 1000-2000 yukarısı olur. Pahalı mı? Evet. Ne yazık ki pahalı. Şundan dolayı söylüyorum bunu. Artık böyle amiral gemisine yakın telefonların fiyatları artık bu şekilde oldu arkadaşlar. Yani 10.000 liradan aşağı böyle amiral gemisi ya da amiral gemisine yakın olarak tabir edeceğimiz telefon kalmadı. Biraz daha özellik eklendiği zaman işte mikroskop kamera, yeni nesil işlemci falan gibi özellikleri koyduğumuz zaman fiyatlar 15-16 bin civarında çıkıyor. O yüzden hani Realme özelinde söylemiyorum bunu. Artık bu tarz bir telefon alacağımız zaman bu rakamları gözden çıkarmamız gerekiyor ki telefonun yurt dışı fiyatı bu arada 750 dolar. Sadece kur ile çarpsak bile 11 bin TL gibi bir rakam yapıyor bugünün kuruyla. 15 bin lira bence hani işte bayi karıdır, distribütörün karıdır, KDV'sidir, vergisidir falan düşündüğümüzde aslında çok da yüksek bir rakam değil. Ama yüksek mi? Evet yüksek arkadaşlar. Onun altını çizeyim. Gelelim telefonla ilgili beğendiğim ve beğenmediğim taraflarıma. Şimdi hep beğendiklerimi söyledim ama beğenmediğim özellikleri de var. Ondan da bahsedeceğim. Şimdi beğendiğim şey LPTO2 AMOLED ekran. Bunu çok beğendim arkadaşlar. Onu söyleyeyim. 120 Hz yenileme hızını beğendim. Özellikle oyunlar çok işe yarıyor. Bunun dışında tasarımını beğendim. Bu ince bir tasarım, şık bir tasarım. Kamera özelliklerini beğendim. Kamera iyi fotoğraf çekiyor, iyi video çekiyor ve birçok anlamda bunu kullanabiliyorsunuz. Hatta bu arada ben kamerayla bir iki tane de böyle tıraş videosu çektim. Onların da linkini açıklamaya koyarım. En azından ön kameradan bahsediyorum bu arada. Ön kameranın nasıl sonuç verdiğini görüyor ki ön kamerada da arkayı bulanıklandırma özelliği var video çekerken. Bunu da çok kullandım. Bu videoları izleyin. En azından bir fikir sahibi olmuş olursunuz. Onu da altını çizeyim. Uzun pil ömründe çok beğendim. Arayüzünü hoşuma gitti. Kesintisiz ve güzel bir arayüz var ve herhangi bir sorun yaşamadan telefonu kullanmanıza imkan sağlıyor bu arayüz. O menüleri ve animasyonları da çok beğendim. Altını çizeyim. Bir de hızlı şarj özelliğini beğendim. Yani 5 dakika şarj ediyorsunuz %15 oluyor ki böyle acil durumlarda çok işe yarayan bir özellik. Bence artık birçok telefonda en azından bu kadar hızlı olmasa da hızlı şarj olsun diyorum. Gelelim beğenmediğim özelliklerime. Tabii ki telefonun beğenmediğim özellikleri de var. Şimdi amiral gemisi ya da amiral gemisine yakın dediğimizde bazı beklentiler ortaya çıkıyor. Bu beklentilerden bir tanesi de kablosuz şarj. Bu telefonda bulunmuyor arkadaşlar. Çok önemli mi? Yani bence önemli. Bu kadar para verdiğimiz zaman veya rakiplerine baktığımızda 3 aşağı 5 yukarı bu rakamlarda biraz daha yukarı çıkmak gerekebiliyor bazı durumlar için ama 3 aşağı 5 yukarı bu rakamlarda kablosuz şarj özelliği konuluyor arkadaşlar. En azından böyle bir özellik olsaydı bence güzel olurdu. Bir de su geçirmeme veya suya dayanıklılık özelliği yok. Çok mu lazım? Değil belki bu da ama genelde amiral gemisi ya da amiral gemisine yakın modellerde gördüğümüz bir özellik haline gelmişti. Bu modelde su geçirmeme veya suya dayanıklılık özelliğinin bulunmadığının altını çizeyim. Evet arkadaşlar, uzun bir süredir cep telefonu incelememiştim kişisel YouTube kanalımda ve bu yeni dönemle birlikte ilk incelememi de yaptım. Realme GT 2 Pro. Telefonun özelliklerini anlatmaya çalıştım. Kamera örneklerini verdim. Oyun oynadım.
Birçok özelliği konusunda size bilgi vermeye çalıştım. Elbette eksik kalan kısımlar mutlaka olacaktır. Bunlarla ilgili sormak istediğiniz sorular varsa yorumlarda benimle paylaşmaktan çekinmeyin arkadaşlar. YouTube kanalıma abone olmayanlar için söylüyorum bunu. Lütfen abone olun. Abone olmanız benim için önemli. Kanalı biraz büyütmemiz gerekiyor. Bu konuda desteklerinize ihtiyacım var. Ve beni aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook, TikTok gibi sosyal medya ağlarından da takip ederseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.